anestezi teknikeri sağlık sektörüyle ilgili bir branş olduğu için doğal olarak anatomi, biyoloji, fizyoloji gibi tıbbi alanlarda ilgi duyması gerekir. Bunun yanında kişisel olarak anestezi teknikerinin çalışma koşullarına uygun, fiziksel olarak ve bedensel olarak, zihinsel olarak dayanıklı olması gerekir. Çünkü anestezi sırasında bir hastaya müdahale ederken ya da bir işlem yaparken stresli bir ortam olabilir. Hastanın uyutulması sırasında ya da ayılması sırasında. Buralarda doğru karar verebilen, hızlı iş yapabilen ve aynı zamanda fiziksel yorgunluğa dayanabilen, aynı zamanda anestezi ortamı bazı kimyasal maddeler, ilaçlar, farmakolojik ilaçların da etkisine maruz kaldığında alerjik reaksiyon gibi çeşitli reaksiyonlara dayanıklı insanlardan oluşması, kişilerden oluşması gerekir. Tabii ameliyathaneyi düşündüğümüz zaman ameliyathane kapalı bir ortam, stresli bir ortam. Ekip olmak gerekiyor bir hastaya müdahale ederken. Ona bağlı olarak tabii ki strese dayanıklı olabilen, ondan sonra yorucu, stresten başa çıkabilen, ondan sonra ekip çalışması, iletişime uygun olan arkadaşların olması tercih edilir tabii. Yetenek aslında evet biraz atik, sabırlı, düzenli, çabuk karar verebilen ama heyecan yapmayan bir mizaca sahip olmak gerekiyor. İletişimin kuvvetli olması gerekiyor insanların. Elbette bedensel ve ruhsal olarak da zinde olmak gerekiyor. Çünkü bazen yıpratıcı olabilen bir alan. Ve de tabii belki özel kimyasallara karşı alerjisi olan insanların da bu bölümü tercih etmesi çok doğru olmaz. Ama tabii tercih ettikleri takdirde zevk alabilecekleri, mutlu olabilecekleri, insanlara fayda olabilecekleri bir alan olarak düşünüyorum.